Başlayayım mı? Dayı gelsin lan, dayı gel. Dayıcım. Dört peçeteyi de ver dayı. Dayıcım sen şöyle şurada şöyle. Şu şekilde şekilde şu şekilde duracaksın. Hadi hadi gel. Tamam bir dur dur bir dur bir dakika. Bir dur şöyle. Şöyle bak şöyle. Ama. Tilkinin tavuğa bak pek. Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pikanya. Salim abi bugün pikanyayı sizlere anlatacak. Herkese iyi seyirler. Hasan ustacım. Evet. Buyur. Tamam, sana bulaşmayacağım bugün. Pikanya hakkında ne düşünüyorsunuz Hasan usta? Bulaşmayacağım Hasan. Bunun tanımını nasıl yapalım? Buttan çıkan bir parça. Yani Türkiye'de kontrolör dediğimizin ucu böyle kalçaya, bu kontrofilenin oraya doğru bağlanan kısım. Normal yağsız ama üst kısmı böyle yağlı, yağsı kalın bir et. Bunu böyle pakette açtığımız gibi koyduk buraya. Hazırlığını falan yapmadık. Bunun yanında böyle kalın bir siniri var. Onları falan alıp temizlenmesi gerekiyor. Şimdi alalım onları, temizleyelim. Temiz hale getirelim. Salim usta, bu Brezilyan mutfağına mı geçtik bugün? Ne diyorsun bu konu hakkında? Abi biz Brezilya falan karıştırmıyoruz. Biz Türk mutfağından devam ediyoruz. Bunu Türk usulü yapacağız. Türk usulü yapacağız ama bunu Brezilya'da, Texas'ta çok tüketiyorlar değil mi? Restoranlarda. Evet, orada çok tüketiyorlar. Öğrendikçe bizim Türk halkımız da tüketecektir diye düşünüyoruz. Şu kadar yeterli. Şu kenar sinirlerine de bakalım. Şurayı da düzleyelim şöyle. Et yağları zaten, falan görünsün, belli olsun. Etin şekli zaten şöyle bir üçgen şekline benziyor Salim usta. Evet abi, üçgen şeklinde değil mi? Kontronuarın alt kısmı, yani böyle kalçadan kontrofilenin oraya doğru bağlanan kısım. Bu normalde böyle büyük bir parça. Onun sadece alt kısmı alındığı için şu kadar kısmına pikanya deniliyor. Sinirini aldık, temizledik. Arka tarafındaki yağı bir gösterebilir miyiz? Ya onu nasıl bir, bu şekilde var? Beyaz görünüyor ama bunun kalınlığını şu şekilde, yağın kalınlığını görüyoruz. Kesince bunu daha iyi göreceğiz. Tamam, keselim mi? Kesince yağ kalınlığı daha güzel belli olacak. Bunu şimdi şöyle bir tane, şöyle bir düzleyelim. Şu şekilde. Aa, çok güzel de görünüyor bak. Bunu değişik değişik pişiriliyor. Evet. Yıllardır biz bunu hani normal pikanya değerinde değil de müşteriye kuşbaşı olarak veriliyordu. Yağsız kuşbaşı olarak falan veriliyordu. İşte bazen kıymaya falan dağıtılıyordu. Bu şekilde, ama normalde bunu böyle kalın kesip şişe takıp da pişiriyorlar. Evet. Ama biz bunu biraz daha hani biz kendi usulümüzce mangal üzerinde nasıl yapacağız o şekilde anlatmak istiyoruz. Evet Salim usta. Bir an önce pikanyamızı keselim mi? Evet keselim abi. Şimdi şöyle kalın bir parça keselim ilk önce. Bunu tamam. Şişe takacağız. Evet. Bakın yağ falan da çok güzel. Rengi falan da çok güzel. Tamam. Bunu hatta iki tane keselim şöyle şiş için. Biraz daha kalın. Bunları pişirirken döner usulü mü keseceğiz Salim? Bunları pişireceğiz. Döner usulü keseceğiz. Bunları da şöyle normal biraz daha büftek gibi. Çok kalın kesmeyeceğiz. Çünkü çok kalın pikanya zaten içi daha çok kırmızı kalan bir et. Şöyle evet. Bir de daha ince keselim şöyle. Bunları da çok az. Hani demiştik ya gün görmez gibi pişireceğiz diye. Bunları da o şekilde deneyeceğiz. Tamam. Peki Salim usta, bu yanındaki kalın yağ mangalın kömürünü alevlendirecek mi peki? Ya ateş güçlü olduğu zaman kesinlikle alevlendirecektir. Şimdi şöyle şişe saplayalım bunu. Evet. Kalın bir et olduğundan dolayı kırılması birazcık da zor oluyor. Aleyküm selam. Şu şekilde olacak abi. Şişte. Evet, çok da güzel görünüyor Salim usta. Aslında şunları bile şişe takabiliriz. Şu şekilde arkadaşlar. Hatta şunu da şişe takalım. Bunları döner usulü değil de bunları sadece normal pişirip servis edeceğiz. Ama çok ince olduğunda şişte de durması biraz zor oluyor. Şöyle bıçak yardımı yapalım. Salim usta, buna hangi tuzu kullanacağız? Ya biz etlerde sürekli kaya tuzu kullanıyoruz. Burada bunlara da kaya tuzu kullanacağız. Herhangi bir baharat falan
İhtiyaç ya, yok zaten. Yok ancak kendinden lezzetli bir et. İlla baharat istiyoruz dersek biraz karabiber serpiştirebiliriz. Bunu da şu şekilde yapacağız. Biri gördüğünüz gibi ne kadar kalın. Şöyle kalınlığını göstereyim. Bu da bir o kadar ince. Bunu sadece pişirip servis edeceğiz. Bunları pişirip kesip tekrar pişireceğiz. Bunlar da normal. Mangalın üzerinde sadece normal biftek gibi. Şu şekilde. Şişlerimizi şöyle evet bırakalım. Arkadaşlar, hazırlığımızı yaptık. Yani nasıl kesildiğini falan da gösterdik. Kesimimizi falan da yaptık. Bundan sonra geri kalan işimiz mangalımız da olacağı için biz mangalımıza doğru gidelim artık. Pikanya Güney Amerika'da, Brezilya, Arjantin ve o ülkelerde tüketilen bir et. Ve de restoranların hepsinde aşağı yukarı bulunur. Peki hiç tattınız mı? Yediniz mi? Tattık biz kasap olduğumuz için. Yalan konuşma. Ne zaman yedin sen? Çocukluğundan beri kuşbaşısını yiyorsun, kıymasını yiyorsun. Evet. Tatlı tabağı adam tatlı. Aynen öyle. Ama bu şekilde farklı pişirmede tadına evet. Bakacağız değil mi? İşte evet. Bunun içeriğini de Salim Usta'mızdan öğreneceğiz. Biz de sayesinde. Tamam inşallah tadıp yorumlayacağız değil mi evet, Hasan Usta? İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Vay 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 vay. Düzgün tak lan şapkamı. Abi şapka çok yakışıyor diyoruz da inanmıyor vallahi diyorum ha. Zaten zor duruyor kafamda. Evet dayı. Buyurun sizi buraya alalım. Evet arkadaşlar yerimize geldik. Mangalımızı yaktık. Salim ustamız kömürleri tam kıvamına getirdi. Salim ustamız ne durumdayız? Bence tamamız artık yeterli. Mangalımız hazır. Tamam. Bundan sonra etlerimizi pişirmeye evet arkadaşlar bak. Hazırlığımızı yaptık. Ateşimiz hazır. Kömürlerimiz tamamen yandı. Tuzumuzu alalım. İlk Salim başta... Usta, tuzumuzu evet. Normal tuz mu kullanıyoruz? Yok yine her zamanki gibi kaya tuzu. Olmazsa olmazlarımızdan. Tamam abi. Önce şişleri yapacağımız için şöyle şişlerimizi tuzluyoruz. Biz çok ekstra bir şey kullanmayacağız. Yani karabiberle falan yapanlar var. Biz öyle bir şey. Hasan dayı çok teşekkür ederim. Şöyle aşırı bir tuz da koymayacağız. Bence bu kadar tuz yeterli. Keseceğimiz için yetersiz gelirse yine tuzumuzu ilave ederiz. Şişimizi koyuyoruz. Haydi bismillah. Şöyle büyük olan şişimizi koyalım. Yanına şu ince kestiğimiz şişi de ilave edelim. Ve bu şekilde nasıl kızarıyor hep birlikte görelim. Başka bir ayrıntıdan da bahsetmek istiyoruz. Biz kömürlerimizi yaktığımızda böyle külle üzerlerini hafifçe kapatıyoruz. Ki hani düşen yağlar alev almasın diye. Biz mümkün oldukça alev aldırmamaya çalışacağız ama pikanya çok yağlı bir et olduğundan dolayı alev yine alevlenir diye düşündük. Bakın külün faydaları. Şu şekilde Umut Ustam yaklaşırsan tamamen izleyicilerimize gösterirseniz. Bakın şöyle etimizin altını da çevirelim. Bak nasıl yağlar damlıyor. Akıyor böyle aşağı doğru. Ona rağmen alev yok ızgaramızda. Arkadaşlar artık şişteki pikanyalarımız pişti. Pişmek üzere böyle son az bir süre zamanı kaldı. Bir de büftek olarak kesmiştik şöyle gösterelim. Onları da ızgara şeklinde pişireceğiz. Şöyle tuzunu atalım. Ne
ince kesmiş olduğumuz pikanyaları da şuraya şöyle koyalım. Şu şekilde bıraktık. Şişlerimizi çekince telimizi, şişlerimizi aldığımız yere bırakacağız. Şişlerimizi alıyoruz. Şöyle alalım. Şu ince kesmiş olduğumuz şişti. Şöyle bırakalım. Hatta şu pişen tarafı koyalım. Şu da kalın kesmiş olduğumuz şişimiz. Onu da şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar. Şunu da böyle getiriyoruz. Bunlar burada pişene kadar, o zaman ötekilerin tatlarına bakalım evet, abi. Şunlar... Evet arkadaşlar, ince dilimlemiş olduğumuz pikanyaları şöyle çatal yardımıyla alalım. Bakın ne kadar sulu. Öteki büyük olanında ne yapacağız Salim Usta? Döner gibi. Hemen şişlerimizi şöyle alta bırakalım. Bunu da kalın olduğu için inceler gibi mutlaka ki pişmedi. Bunu da normal dilim şeklinde keselim. Hatta şöyle yatay keselim. Pardon Hasan Usta. Şöyle. Bir dilim daha keselim mi Salim Usta? Tabii bir dilim daha kesebiliriz. Çünkü etimiz yeterince pişkin. Bakın yağın çıtır çıtır sesi geliyor. İçinde de kırmızılık dahi yok. Salim Usta, bu kalın olan bunu bu şekilde kestikten pardon. Sonra tekrar şu tarafını da keselim. Koyacağız değil mi? Evet. Bunları da bakın böyle ince 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 kesiyoruz. Bakın şöyle içleri gayet yeterince pişkin. Salim Usta, bir şey eklemek istiyorum. Buradan akan suyu kan olarak algılayabilirler. Onu anlatırsan. Yani hayvanın kanı zaten bedeninde, damarlarında. Hayvan kesildiği zaman, yani hayat sonlandırıldığı zaman bedenindeki kan çıkmış oluyor. Evet. Yani bu tamamen akanlar, etin kendi suyu. Aynen öyle. Mineralleri. Tamam. Hasan Usta. Mükemmel. Senin yorumunu almak istiyorum abi. Çok güzel. Çok Hasan, Hasan abiye mikrofonu uzatır mısın? Olağanüstü bir lezzet var. Çok güzel. Herkese yani, tavsiye ediyorum. Çok kalın Hasan Usta, ikisinin de lezzetleri evet. Farklı farklı. Hangisinin hoşuna gitti? Benim kalın olan çok hoşuma gitti. Biraz canlı, içindeki suyu çok lezzetli. Ya şimdi kalın olup da ince ince kesilen mi şimdi yoksa sadece şurada mı? İnce olan kesilen. Bu mu hoşuna gitti? Evet, kalından kestiğimiz ince olanlar çok lezzetli. Salim Usta sizin? Çünkü... Valla benim de tam aksine ince olan çok hoşuma gitti. Aynen. Daha çok beğendim. Gerçekten benim ince de. İnce olan daha biraz şu... daha Türk milletinin. Abi şu. Şu. Evet abi. Gerçekten çok güzel. Abartmıyorum. Daha Türk milletinin damak tadına daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hani biz bunu yok pikanya şöyle olur, pikanya böyle olur amacıyla değil. Yani normal mangalımızda en basit şekilde pikanyayı nasıl yapabiliriz? Bir pikanya yaptığımız zaman en güzel lezzeti nasıl alabiliriz? Hani insanlar pikanya yapacağız ama işte çok uğraştırıyor falan gibi düşünüyorlar. Evet. Öyle bir şey kesinlikle yok. Salim abi, benim tavsiyem ne biliyor musun? Evet abi. Bak şimdi kömürü yaktın. Kömürü yakarken ilk olarak külünü attın üstüne. Evet abi. Mükemmel oldu abi. Çok güzel bir deneyim. Evet. İkinci de kalın şişe takılmış olan, bence biz hatta Türk bakayım. Kültürü olaraktan bunu yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şu biraz daha ince, bir tık ince kestiği olan daha lezzeti daha çok belirgin. Benim o çok hoşuma gitti. Onu tavsiye ediyorum. O şekilde yani. Bakın çatalın batması falan gayet güzel. İçinde renk açıklığı falan da yok. Salim abi, bu ince ince dilimlenmiş görsel olarak çok güzel. Biraz daha farklı, göze farklı evet. Gözüküyor. Görseli güzel ama evet. Lezzet olarak kesinlikle ince kestiğimiz bence daha güzel. Hatta şunları da çevirelim. Evet, şuna da bakalım abi. Bunlar hepsi aynı. Tek pikanyadan yaptığımız 3 çeşit pişirdik. Ben de bakayım abi şöyle. Bu da lezzetli. Evet. Bu da hemen hemen. O 1,5 santim olan. Ona yakın. Evet, bu da çok güzel. Lezzeti gayet güzel. Şu çok geniş, yaklaşık 5 santim civarı kestiğimiz. Görseli çok güzel ama evet. Yani aynı parça, aynı et olmasına rağmen lezzeti diğerleriyle kesinlikle eşdeğer değil. Aynı parça et olmasına rağmen. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Benim söyleyeceğim, mangal kültürü olan herkese kesinlikle pikanyayı yani 2 santimden geniş, yani daha kalın kestirmemelerini evet. Ve bu şekilde yani hızlı ateşte
güzelce pişirmelerini tavsiye ediyoruz. Ha, kalın seven, görsel isteyen 5 santim 6 santim kestirsin. Kese kese. Afiyet olsun diyelim. Aynen öyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğeni tuşuna basmayı da unutmayınız. Hoşça kalınız. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bize katlandığınız için tekrar teşekkür ederiz.